Günaydın, gün ekonomisiyle karşınızdayız. Piyasalara ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Gelsin sermaye piyasaları. Sermaye piyasaları tarafıyla başlayacağız. Sermaye piyasalarında önce Borsa İstanbul cephesiyle başlayalım. Konuşmaya Borsa İstanbul tarafında geldiğimiz nokta 10.000'de üçlük bir farkla birlikte 94.244. Neredeyse açıldığımız yeri gösterdi bize. 7.4 milyar liralık bir işlem hacmiyle birlikte. Peki bankacılık endeksinden, sanayi endeksinden gelen katkılar nasıldı? %2 civarında bankacılık endeksinin katkısını gördük gün sonu itibariyle. Ancak sanayi endeksi endeksten yaklaşık 0.50 kadar silmiş görünüyor. Dün Borsa İstanbul 100 tarafında 33 hissenin yükseldiğini gördük. 59 hissenin düştüğünü gördük. El değiştirirken de yeri değişmeyen 8 hisse vardı. Piyasa cephesi açısından bakıldığında Çelebi Havacılık, İndeks Bilgisayar, Mavi Giyim, Akbank, Sabancı Holding en çok yükseldi. Gelen ilk 5 hisse senedini oluştururken en çok düşenler tarafında Polisan Holding, Koza Madencilik, Vestel Elektronik, İş Leasing ve Tav Holding şeklinde bir sıralama söz konusu idi. İşlem hacmi tarafına baktığımızda klasik olduğu, alışık olunduğu üzere Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları'nın işlem hacminde ilk 2'yi paylaşırken görüyoruz. Akbank, Kardemir'de ve Vestel Elektronik takip eden diğer 3 hisseyi oluşturdu. Peki Avrupa cephesinde neler oldu diye baktığımızda orada da 10.000'lik rakamlarla genel itibariyle oynamalar vardı. 0.19 kadar Almanya ekside kapat, 0.53 İngiltere'nin artısını gördük. 0.10 kadar İspanya ekside kapatırken 0.16 Fransa artıdaydı. 0.41 kadar da İtalyan endeksinin pozitif bir seyir sergilediğini gördük gün tamamlanırken. Amerika cephesi açısından nasıl bir tablo vardı diye ona da hızlıca bir göz atalım. Orada yukarı yönlü hareketlerle kapanışların geldiğini gördük. Dow Jones tarafında 0.15, S&P 500 tarafında 0.30, Nasdaq tarafında 0.42'lik bir pozitif seyir söz konusuydu. Dün ve bugün sabah saatleri merkez bankalarının yaptığı açıklamalar, toplantılarının ağırlıklı olarak konuşulduğu, gündeme damgasını vurduğu bir günü yaşadık. Hem dün açısından öyleydi hem de bu sabah açısından. Böyle Endonezya'sından, Filipinlerinden, Japonya'sından, Amerika'sından, Brezilya'sından her merkez bankasından hemen hemen açıklamalar geldi ve dolayısıyla merkez bankalarının yeniden dünya ekonomisine yön veren olduğu bir süreci yaşamaya başlıyoruz, öyle görünüyor. Fed tarafı, önce şöyle bir piyasa tarafını tamamlayalım, ardından da bunlar ne anlama geliyor, merkez bankaları ne söyledi, ne oldu, bundan sonraki süreçte neler olabilir, onu da elbette konuşacağız. 0.66 kadar Japonya artıda görünüyor. Hong Kong tarafında %1'in üzerinde bir prim söz konusu. Güney Kore 0.22 artarken Çin'de %2.5'un üzerinde bir prim söz konusu hali hazırda. Dolayısıyla pozitif bir havayı devralacağız, öyle görünüyor. Para piyasaları tarafında da elbette bunun etkisi oluyor. Dün Amerika tarafında Fed'in faiz toplantısı vardı. FOMC beklentileri 2020 için belirlendi. 2020'de %1.5'lar civarında bir faiz beklentisi söz konusu. Neler oldu? Şöyle baştan sırayla bir gidelim. Dün Amerika Merkez Bankası'nın toplantısında metinde, o sözcük avına çıkacağımızı söylediğimiz metinde Fed'in artık sabrının tükendiğini gördük. Zira sabırlı ifadesini de zaten metinden çıkarttı. Yıla başlarken 2 faiz artırımı, 3 faiz artırımı olabileceğine dair beklentiler konuşuluyordu. Ancak bu beklentiler faiz indirmeme ve faizi sabit tutma düzeyinde giderken birdenbire biz faiz indirimlerinin olacağı zamanları konuşmaya başladık ekonomistlerin beklentileri açısından. Bu ne demek? Ortaya Amerika'ya gitmeyecek ya da Amerika tarafında değerlendirilmeyecek, yatırıma mevduata sokulmayacak bir para oluşacak. Dolayısıyla bu paralar gelişmekte olan ülkelere prensip olarak kayar. Bu biz ve bizim gibi ülkeler açısından pozitif bir seyri ortaya koyuyor. Neden böyle bir şey yapıyor Fed diye baktığımızda, Trump'ın da aslında güçlü Amerika isteğiyle birlikte ihracatını artırmak ve parasının rekabet gücünü artırmak üzere paranın değerini düşürmek şeklinde bir strateji izlemek istediğini biliyoruz. Bu stratejiyi izlerken Avrupa tarafında da benzer bir strateji izlenince Euro kendini aşağıya çekiyor, Dolar kendini aşağıya çekiyor, merkez bankaları kapışıyor derken dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası tarafından, Draghi tarafından da yapılan açıklamalar vardı. Avrupa Merkez Bankası da faizleri aşağı çekebileceğini, Avrupa Merkez Bankası bununla yetinmeyip bir parasal genişlemeye de gidebileceğini, gerekiyorsa bir takım
takım varlık alımları yapabileceğini söylüyor. Bu ne yapar? Bu da arpa cephesinde bir parayı ortaya koyar. Burada serseri kalacak para, başıboş kalacak para yine orada bir faiz getirisi olmadığı için yine gelişmekte olan ülkelere doğru kayacaktır. Bu yine biz ve bizim gibi ülkeler açısından pozitif algılanabilecek noktalardan bir tanesi. Uzak Doğu tarafında da benzer bir tablo var aslında. Çin'den bir faiz indirimi gibi durum beklenmemekle birlikte zorunlu karşılıklarla en son oynadığını görmüştük. Dolayısıyla o ticaret savaşlarından sebep ortaya çıkan durum biraz kur savaşlarına doğru da gidecek gibi görünüyor. Kim hangi paranın değerini kendi parasının değerine göre daha yüksek tutmaya çalışacak ya da kendi parasını zayıflatıp ihracat potansiyelini artırmaya çalışacak. Önümüzdeki süreç içerisinde bütün bunları göreceğiz elbette. Ancak bu yeniden ortaya çıkan dünyadaki para bolluğunu eğer iyi değerlendirebilirsek buraya gelecek olan paraları en azından önümüzdeki süreç içerisinde bir parça daha zaman kazanmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Mevsimsellik etkisiyle enflasyon tarafında da bizim açımızdan bakıldığında aşağı yönlü hareketleri yaşayacağımız günlere hazır gelmişken buradaki tablonun çok iyi değerlendirilmesi elbette gerekiyor. Ancak önümüzde bazı riskler de var. O riskler neler diye baktığımızda Amerika ile ilişkilerimiz açısından önemli bir tablo var orada. S-400 meselesi hala çözülebilmiş durumda değil. S-400'ler zaten gelmiş durumda da değil. Ancak Türkiye'nin yapmış olduğu açıklamalar S-400'lerin zaten satın alınmış olduğu, zaten onların buraya geleceği. Dolayısıyla burada herhangi bir tartışma konusunun olmadığı, söz konusu yapılmayacağı yönünde. Amerika tarafıyla konuşulduğunda Beyaz Saray'la bu işin daha ziyade yürütüleceği söyleniyor ya da oraya güveniliyor. Sonuç itibariyle Amerika'da S-400'ler konusunda geri adım atmayacaklarını söylüyor. Bakalım nasıl bir mutabakat ya nasıl bir orta yol bulunacak. Seçimlerden sonra, seçimleri atlattıktan sonra bir başka risk de seçimler sonuç itibariyle Türkiye açısından. Pazar günü seçimi yaptıktan, pazartesi günü yeni bir güne uyanıp bu seçim atmosferinden tamamen çıktıktan sonra dolayısıyla ilk konuşacağımız, üzerine en çok geleceğimiz konu bu olacak. Diğer taraftan Türkiye-Amerika ilişkilerinin haricinde bölgede Amerika'nın diğer ülkelerle olan ilişkilerini de çok doğru tartmak gerekiyor. İran Amerika'nın bir İHA'sını güneyinde düşürmüş durumda. Sabah saatleri itibariyle bunu da konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla İran-Amerika gerginliği ambargo gerginliğinin ötesine taşınacak gibi de görünüyor bir taraftan. Rusya ile olan ilişkiler zaten masamızda duruyor, gündemimizde hali hazırda duruyor. Bütün bunlar kur üzerinde de etkilerini gösteriyor. Hali hazırda şimdi merkez bankalarının bu kadar faizleri aşağıya doğru indirme eğilimini en azından ortaya koydukları, indirmeseler bile eğilimi ortaya koydukları noktada kurlar da TL bazlı olarak baktığımızda aşağıya doğru geliyor. Hadi bakalım birlikte kurlara. Para piyasaları tarafında anlattığımız bütün sahiplerle aşağıya doğru gelen dolar TL kuru halihazırda 5.80'in altına kaymış durumda. 5.80'in altında kalır mı kalmaz mı, ne kadar kalır kalırsa o arada nasıl bir yön bakacağız onu konuşacağız elbette. 5.78.04'deyiz, 0.19'luk bir geri çekilme söz konusu şu sıralarda. 6.52 seviyelerini görüyorum. Bu arada euro tarafında da bir gevşeme söz konusuydu. 6.60'lar hafta başına baktığımızda an itibariyle 6.52-37 seviyesini görüyoruz. 0.27'lik bir farkla birlikte. Diğer yandan kur tarafına yine baktığımızda sterlin tarafını birazcık bu Fed'den kaynaklı olarak İngiltere'yi konuşmayı bırakmışız, unutmuşuz gibi görünüyor ama orası gündemimize yeniden elbette girecek. Sterlin de kendine bir yön çizmeye çalışacak. Zira o tarafta geldiğimiz noktada bize güçlü bir sterlin algısının sürmeye devam ettiğini aslında gösteriyor. Onu da bir not olarak geçmekte elbette fayda var. Dünkü Fed'in faiz oranlarını düşürebileceğine dair beklentisini paylaşmasının hemen ardından euro tarafında mecburen bir yükseliş oldu. 1.12'lerin altına doğru sarkan euro-dolar paritesi 1.12'nin yeniden üzerine çıktı. Hatta 1.13 sınırına doğru yeniden bir hareketlenme içerisinde 1.12.70 seviyelerini hemen hemen gördüğümü söyleyeyim hali hazırda. Şu saat itibariyle euro dolar tarafında. Bu arada
Amerika tarafında yine bizim piyasalarımızda ilgilendirebilecek paranın yön açısından bakıldığında Amerikan 10 yıllıklarındaki makasın nasıl açıldığı konusunu konuşmak lazım. 10 yıllık tahvillerde faiz %2'nin altına geriledi. Çok uzunca bir zamandır 2'nin üzerinde bir seviye görüyoruz burada. Bizdeki gösterge tahvile baktığımız zaman orada 21.84 seviyelerinde olduğumuzu hatırlatarak emtia tarafını konuşalım. Emtia tarafına baktığımızda geldiğimiz nokta ons başına bize 1383 seviyelerini gösteriyor. Bu ara altından daha fazla bahsederiz. Bu arada ajandalara bunu daha çok yazmakta fayda var. Neden, ne oldu da işte faizsiz ortamı en fazla altını seviyor? Çünkü faize gidemeyen para kendine herhangi bir vatanı olmayan enstrüman bulmaya ve madem faiz alamayacağım en azından değerinden faydalanayım denilen bir enstrüma doğru yöneltiyor. Bunu da işte altında %1.66'lık değerlenmeyle birlikte ons başına geldiğimiz nokta itibariyle görmeye başlıyoruz. Hemen TL bazlı altın fiyatlarına bakalım. Bizde buradaki oynamaların daha farklı olduğunu söylemekte elbette fayda var. 257 lirayız. Gram altında, çeyrek altın tarafında 421 liralık bir fiyatlama görüyoruz. Tam altın tarafında da 1680 lirada olduğumuzu hatırlatalım. Brent petrolü 62.79 dolardayız. Orada da yukarı yönlü bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Orası biraz jeopolitik risklerden sebep de yukarı yönlü bir hareket içerisinde dedikten sonra gazetelerin ekonomi sayfalarına bakalım. Gazetelerin ekonomi sayfalarına, manşetlerine, sürmanşetlerine bakacağız. Bir hayalet uyanıyor. 45 yıl sonra Kıbrıs'tan bahsediyoruz. 45 yıllık hayalet uyanıyor başlığını atmış Hürriyet gazetesi de manşetten duyurduğu haberinde. KKTC'nin askeri bölge ilan ederek 45 yıldır koruma altına tuttuğu Maraş kentinde 105 otel bulunuyor. 10 bin yatak kapasiteli kent plajlarıyla da meşhur. Oldukça uzun bir zamandır 45 yıldır da bakir kaldığını düşünecek olursak hakikaten oldukça ilgi çekecek bir turizm alanını oluşturuyor. KKTC hükümetinin barış harekatından beri hayalet kent olan Maraş'ı yeniden yerleşme açma kararı adanın her iki tarafında da heyecan yarattı yorumu yapılmış. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Rumların boşaltması üzerine kenti alan Türk ordusunun yerleşime kapattığı Maraş'la ilgili kararı KKTC Başbakanı Ersin Tatar açıkladı. Tatar, Maraş yeniden Orta Doğu'nun yıldızı, ünlülerin tatil kenti olacak ifadesini kullanarak bu konuda kararlı olduklarının da altını çizmiş. Gelişmeleri an be an aktaracağız biz de elbette size. Yavuz yola çıkıyor. TPAO Akdeniz'i karış karış kazacak başlığını da Dünya Gazetesi'nden aktaracağız. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi bugün Kıbrıs'a doğru yola çıkıyor. Türkiye'nin derin deniz sondaj gemisi Yavuz, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlamak üzere bugün İzmit'ten Akdeniz'e doğru hareket ediyor. Yavuz ilk sondajını KKTC'nin sahalarında başlatacak. Buradaki gelişmelerle de elbette paylaşımlara devam edeceğiz biz de. Bayramda akaryakıt tüketimi başlığı ile birlikte Dünya Gazetesi'nden bir başka notu daha sizlerle paylaşalım. Burada satış gelirlerinin gerilediğine dair notlar hali hazırda paylaşılıyor. Geldiğimiz nokta itibariyle bunu da söylemeden geçmemiş olalım. Alpet satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı Kemal Uludağ bu yıl Ramazan bayramı tatilinde istasyonlara uğrayan araç sayısında %2.11'lik bir azalış olduğunu söylemiş. Bundan sebep de böyle bir başlık kullanılmış. Yüksek teknoloji ihraca 2 milyar liralık bir destekten bahsediliyor. Oldukça önemli bir haber. Yüksek Hürriyet gazetesinden aktarıyoruz biz de sizlere. Yüksek teknoloji kim verecek bu krediyi diye baktığımızda Exim Bank'ın da devrede olduğunu görüyoruz. Exim Bank'ın adını ne zamandan beri duymuyoruz diye şöyle bir hatırlayalım. Yeni ekonomi programı kapsamında ilk duymuştuk. İvme finansman paketi kapsamında da Exim Bank'ın adını yeniden devreye sokuyoruz. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Exim Bank'ın ivme paketi kapsamında bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracına 2 milyar
lira destek sağlayacağını belirtiyor. Bu desteklerimiz Türkiye'nin yüksek teknoloji ürün ihracının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli bir katkı sağlayacak diyor. Böylece sizlerle bu haberi de paylaşmış olduk. Borçtan korkma başlığıyla birlikte de Posta Gazetesi'ni gördüğümüzü söyleyelim. Parasını yöneten hayatını yönetir köşesinde para durumunda Özlem Denizmen aktarıyor. Ev kredisi, araba kredisi, ihtiyaç kredisi, kredi kartı, eş, dost borcu, bütün dünya borç kullanıyor. Ancak borcun sorun haline gelmemesi için önemli olan kendiniz için uygun oranda borçlanmanız demiş. Orada bir mini anket, o anketin sonucunda da size en uygun olacak seçeneği sıralıyor Denizmen yazdığı köşesinde. Dedikten sonra burada da artık gün ekonomisine noktayı koyalım, para ve tere geçelim.